provokasyon var. Tacizkar bir geçiş. Tek bir kare fotoğraf ama çok şey anlatıyor. Boğaz'dan geçen bir Rus savaş gemisi. Üzerinde gökyüzüne çevrilmiş güdümlü füzeyle bekleyen bir Rus askeri. Rus savaş gemisinin üzerinde askerin üzerindeki füzeyi ya da neyse teknik olarak uçak savar gibi şeylerle bunları göstererek geçmesi sadece provokasyondur. Türkiye o füze için harekete geçti. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Peki Rus askerinin elindeki o füzenin anlamı ne? Eski donanma komutanı emekli Oramiral Nusret Güner'e göre Türkiye'ye kritik bir mesaj verildi. Düşman değildir ama bu sadece bir mesajdır. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenmiyorum. Kendi işimi kendim görürüm mesajıdır. Yani Rusya o füzeyle güvenliğimi sağlayacağınıza inanmıyorum. Kendi güvenliğimi kendim sağlıyorum dedi. Güner'e göre gemi komutanının böylesi kritik bir mesajı tek başına vermesi imkansız. Mutlaka üst makamlardan emir almıştır Rus gemisinin, geçen Rus gemisinin komutanı. Bu mesaj zaten çok üst kademelerden, en üst belki de başkandan gelmiş bir emirdir. Peki o asker o an Türkiye tarafından fark edilseydi ne yapılabilirdi? Gemilerin tamamı Rus toprağıdır. Dolayısıyla o kişi de Rus toprağının üzerindedir zaten. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde yaşanan bu durumla ilgili bir madde yok. Ama Türkiye'nin kendini tehlikede hissederse her türlü önlemi alma hakkı var. Türkiye kendini savaş tehlikesinde hissediyorsa, savaş tehlikesinde Boğazları kalktığında istediğini yapabilir, kapatabilir. Türkiye şu ana kadar bu yola başvurmadı. Rus savaş gemilerinin geçişi bugün de devam etti. Korolev isimli gemi Karadeniz'e doğru ilerlerken görüntülendi. Aynı dakikalarda ise Türk savaş gemisi Göksu'da, Boğaz sularındaydı. Sayın seyirciler, askeri...